Edirne'de Covid-19 salgını sürecinde rahatsızlanan ve bir yıl önce evlenen 22 yaşındaki Aynur Örz, iyileştikten bir süre sonra böbrek rahatsızlığı çekmeye başladı. Edirne'de gittikleri hastanede böbreklerinde hasar oluştuğu belirlenen genç kadının dialize bağlanmasına karar verildi. Kızının bu süreçte çok zorlandığını gören 53 yaşındaki baba Kadir Kızıltaş birçok merkeze nakil başvurusunda bulundu. Uygun böbrek çıkmayınca Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Organ Nakil Merkezi ile irtibata geçen Kızıltaş, Çomi Hastanesi'nden olumlu dönüş aldı. Yapılan tetkikler sonrası Kızıltaş'tan alınan böbrek operasyonla kızına nakledildi. Evet. Ondan sonra. Baba Kadir Kızıltaş kızının yaşadığı acıların sona ermesi için böbreğini verdiğini söyledi. Baktım benim kız çocuğu arada böyle parçalanıyor, yoğunlanıyor, acılarını paylaşamıyor. Ayaklarında şişlik duyuyordum. Ben ben bu kızıma bir böbreğimi seve seve verdim. Ama o onu güle güle kullansın. Aynur Örs ise yeniden hayata tutunmasına vesile olan babasına ve hastane görevlisi hekimlerle yardımcı personele teşekkür etti. Böbreklerin bittiğini öğrendim. Babam bana canlıdan canlıya verdi. Allah razı olsun. Hocalarımızdan, hemşirelerimizden hepsine Allah razı olsun binlerce kez. Çok şükür iyiyiz. Profesör Doktor Cabir Alanda canlı donörden naklin böbrek, karaciğer ve akciğerde çoğunlukla aile içinde yapıldığını, bunun için doku, kan ve organ uyumunun önemli olduğunu aktardı. Bu dönemde tabii ülkemiz organ bağışı yetersiz olduğu için kendileri pek çok merkeze müracaat etti. Fakat organ bulunamayınca çaresizlikten babası organını vermek zorunda kaldı. Babası maalesef kendisi de aslında bir genetik rahatsızlık olan albino hastalığına maruz. Ve iç organlarında ciddi bir anomali var. Ama çaresizlikten mecburen çocuğun hayata tutunabilmesi için organlarının bir tanesini bağışladı. Cuma günü yaptığımız operasyon neticesinde bir saatlik operasyonla böbreği çıkartıp iki buçuk saatlik operasyonu da aynı oranıma taktık. Şu andaki günlük idrar çıkışı iki buçuk litrenin üzerinde, böbrek fonksiyon değerleri de tamamen normal dönmüş durumda.